Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, insan tarih boyu kendisini merak etmiş. Böyle felsefi öğretiler de oradan çıkmış. Kendisini ilk önce tanımlamış, tanımlamaya çalışmış, tanımaya. Sonra o tanıdığı şeyle varlığı tanımlamaya çalışmış. Bazıları sapık çıkmış, sebebi kendisini tanımadan mevcudatı tanımaya çalışmış. Hiç daha şey yapamadı, doğrultamamış. Bazıları yani kısmı azamı kendisinden yola çıkmış, doğru bir yöntem ama vahiy kullanmadığı için. Ancak aklın son mertebesine göre yorumlamaya gidebilmiş. Yani şimdi şöyle bir açıyla başlayan bir şey nihayeti son bu açıdır. Bundan daha geri geçemez. Aklın en kemal mertebesi yaratılış mertebesidir. Akıl en son kendi yaratılış mertebesine kadar çıkabilir. Ondan daha arkaya geçemez. Dolayısıyla akıl da bir alettir ki lef-i mahfuzun bize kazanımlarıdır yani. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı hafızada beraber. Şimdi böyle bir insan, cami bir insan ki ona verilen aletlerden bir tanesi de akıldır. Akıl kendi başına doğru yolu bulamaz, mutlu olamaz. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. İrade yapılırken irade kullanılmadı. Dolayısıyla bu aklın mutlu olması için kataloğa ihtiyacı vardır. Yani dolayısıyla bu akılla bu aklı yapanı bulursan akıllılık olur. Ve mutlu olursun. Yoksa olamazsın. Bu noktada vahiy bize çok ciddi bir ihtiyaç hissettiriyor. Vahiy. Yani akıl üstü bir kaynak ki bu akıl yapılan akıldan gelmiş. Bu aklı kim yapmışsa ondan gelmiş o vahiy. Dolayısıyla vahye tabi olmak akıllılıktır. Ne kadar akıllılıktır? İnancımızdan, taasubumuzdan demiyorum İlmaz. Bu aklın en güzel çalışma metodunu bunu yapan akıl bilir. Bunun da nasıl çalışacağını bu aklı yapan işte aklı kül, aklı evvel veya işte ne tabir kullanırsa ki ilmi ezeli o göndermiş kelami ilahi, vahiy o göndermiş. Aklın o zaman kataloğu gibidir, kataloğu. Nasıl mutlu olur, ne yapar? Şimdi o Kur'an, bak ne yapıyor? Bunu da söyleyeyim. Eğer insan vahye dayanmasa, insanın paramparça olan hisleri ve her birisinin nihayetsiz mertebesi bütünlüğe getirecek hiçbir kaynak yoktur. Yani insanın nihayetsiz farklılıklarını tek bir hakikata, her kafadan ses çıkmayın, tek bir şey yapmak ancak vahye tabi olma ile mümkün. Mantık da budur yani. Yani bakın bir daha söylüyorum mantığı. Bu aklın mutluluğu bu aklı yapana bağlanmaktır. Navigasyonu açtığınız zaman gösterdiği haritasından şüphe etmeyen bir akıl, akıl navigasyonu da açtığın zaman gösterdiği vahiden de şüphe etmemesi lazım. Navigasyonu açtığınız zaman navigasyon gösterdiği haritadan ya böyle diyor ama ya şüpheliyim demiyorsun. Ya bir insanın yaptığı bir navigasyondan
verdiğin adres isteğine cevap geliyor. O cevaptan şüphe etmiyorsun. Doktora gidiyorsun. Sana yazdığı reçeteden şüphe etmiyorsun. İlacı içiyorsun. Oysa yan tesiri de var. Çoğu doktor çoğu meselelerde isabet etmemiş. Tarih bunlarla doludur. Ama hiç kimse doktordan aman aman hiç kimse doktordan şüphe etmiyor. Peki niçin? Ya o benden daha iyi biliyor. Bunun mektebini okumuş. Ya benim doktor da benim cinsimden bir şey. O da bir insan. Ama vahyinin kaynağı insan menşeli değil. İnsan değil. Diyor ki nazarı gaflet ve dalaletle vahşetli ve dehşetli bir Ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş asırlar, karnlar, asırlar canlı birer sayfi ibret ve baştan başa ruhlu hayatlar bir acip alem ve mevcut ve bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbani suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizül Beyan aynı icaz ile nazar-ı dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab-ı samedani, bir şehr-i rahmani, bir meşer-i sun-i rabbani olarak o camidatı canlandırıp birer vazifedar suretinde birbirleriyle konuşturup birbirinin imdadına koşturup nevi beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet derslerini veren bu Kur'an-ı Azimuşan'ın elbette her harfinde 10 ve 100 ve bazen 1000 ve binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün beni Adem'le ve kainatla tam yerinde konuşması ve her zamanda milyonlar hafızların kalplerine zevk ile yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekraratı ile usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleri ile beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta ölüm anında olanların kulağında may-i zemzem müsülü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır. Ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır. Diye devam ediyor. Ben bir daha alayım. İşte böyle bir insan tanımladık. İnsanı tanımlamak için şu şeyi bir okumak istiyorum. Ondan sonra gafletle bak ne yapıyor. Şimdi sen Murat buradasın. Şimdi bilgisayardan, hem de aynı zamanda bilgisayarcısın, çok iyi bir kimyacısın. Şu misale bak. Şimdi printer var ya, burada ne diyorlardı? Duruka. Duruka. Bilgisayara bağladığımız zaman şöyle deriz. Bilgisayar bunu görüyor mu? Değil mi? Öyle deriz. Oysa bilgisayar printer'i görmez. Ama öyle konuşuruz. Ne yapar? Bağlantısı var mı? Bağlantısı var mı? Bakın da söylüyorum. Duruka'yı, printer'ı bilgisayara bağladığımız zaman ya bilgisayar görüyor mu printer'ı? Oysa biz çok iyi biliriz ki bilgisayar görmez. Aynen bunun gibi insan da bütün varlığı yani ebedi görecek bağlantısı olan hisleri var. Yani printer'ı bilgisayar bağladığın zaman görüyor mu? Ne kadar bu doğru bir tabirse insanın bilgisayarı, insan olan bilgisayarda
içerisindeki yapı ahireti böyle gösteriyor. Bağlantısı var. Yani insanın hisleri ve fıtratına konulan arzular, emeller, istidatlar, bedensel bütün yapı hiçbir tanesi burayı göstermiyor. Hep oranın uzantısı. Yani beka arzusu, bizdeki beka arzusu bizi bekaya bağlamış bir bağdır. Mesela desem o karşıki tarafı görmüyorum ama elimde benim ipin ucu gergin. Gösteriyor ki karşıki tarafta bir yere bağlı. Birisi tutuyor. Tutmasa gergin olmaz. İnsandaki fıtratındaki emel ve istekler gergin. O zaman bir yere bağlı o. Hala gergin değil mi? Her zaman dün istiyorduk değil mi? Bugün de istiyoruz. Demek ki gergin. Bir yere bağlı. Bilgisayarın efendim printer'ı görmesi gibi. Oysa bağlı. Tamam. Hoş değil mi? Senin anlayacağın tarzda. Çünkü çok hoşuna gidiyor senin tevhid dersleri. Bir derece bu tevhid dersleri senin isteğin oldu. Devam. Bu. Nihayetsiz ve kontrolsüz. Bu çok önemli. Mutlu olmak için. Bunu olmamak, okumadan önce söyleyeyim. Kör olsan sopa, değnek çare. Sağır olsan kulaklık çare. Ayağın kesilse protez, yani takılan ağaç çare. Fakat içsel çöküntü yaşarsan psikoloji, dima, her şey bitti. Bitmemesi için cümle söylüyorum. Nihayetsiz ve kontrolsüz hisleri, birbirine çelişen, çatışan, birbirine zıt gibi gözüken duygu, efkar, meyil, değil mi? Efkarlar var, meyiller var, tasavvurat var, tahayyülat var. Bir karmaşa bir alem. Öyle değil mi? Bir tuhaf bir alem. Her şey burada çöp tenekesi gibi. Böyle bir insanı dengeleyip bir bütünlüğe getirecek olan, yani bu kadar çelişen efkar, meyil, hissiyatları bütüne getirip dengeye getirmek olan his cinsinden olmayan histen üstün olması lazım. Yani bu kadar efkar çatışan, bu kadar birbirine zıtlaşan öfke var, merhamet var, nefret var, sevgi var. Değil mi? Hep her şey zıttıyla var bizde. Bunları bir bu kadar farklılıkları kıblesine koymak, dengeye koymak için, burayı kaçırmayın, bu hislerden üstün bir kaynak lazım ki bu hislere sözü geçsin, bütüne getirsin. Böyle bir kaynak yok. Ancak imandır. Yani bir yerin bir yere bağlanma iktiza ediyor. Yani hislerini yapan, his cinsinden olmaması lazım. Kalemi yapan, kalemden önce olduğu gibi kaleme benzemez. Kalemi yapan, kalem cinsinden olmadığı için gibi hislerimi yapan da his cinsinden değildir. Benim hissimi yapan his değildir. Ha? O hisler dünya cinsinden değil. Benim birbirine çelişen, çatışan, zıtlaşan, kaçırmayın İsmail kardeş bunları. Birbirine çelişen, çatışan fikirler var ya, düşünceler, hayaller, meyiller, meraklar, öfkeler, gadaplar, şehvetler, emeller, arzular, hedefler, bir sürü. Arkadaşlar, bunları, bu farklılıkları dengeye gelmesi lazım. Teke gelmesi lazım ki ben mutlu olayım. Kim getirecek? Bunların cinsinden olmayan yüksek bir mevki lazım. Kaynaktan olması lazım. Yani profesörleri dengeye getirecek bir asistan getiremez. Profesörlerden üstün bir makamda birisi olacak ki farklı profesörlerin farklı istek ve meyillerini teke getirsin.
bir profesör bile asistan durduramaz. Yani seviyede ilkokul çocukları efendim üniversitede talebesine ders veremediği gibi. O zaman bu farklılıkları ceme getiren, bütüne getirip tek bir hakikat yapıp insanın mutlu olmasına sebep olan budur. O zaman insan üstü bir kaynak olması lazım. His cinsinden olmayan. O da imandır. İnsanın burayı anladık mı bunu? Var mı soracağınız? Bir daha söyleyeyim. Sende yapılan his dünya cinsinden olmadığı için o hissin ustası his cinsinden değildir. Kalemi yapan kalem cinsinden olmadığı gibi kalemden de öncedir. Benim beka duygumu yapan beka duygum cinsinden değil ve bekadan önce olması lazım. Benim hislerimi, arzularımı yapan arzularımdan önce olması lazım ve arzularıma benzemiyor. O zaman benim çatışan, çelişen, zıtlaşan isteklerim, fikirlerimi bu çatışmadan kurtarıp kıblesine koymak, tek bir hakikata getirilmesi lazım ki ben kendimi mutlu hissedeyim. Mutlu hissetmek bununla mümkün. Bir hissin bunu istiyor, bir hissin bunu istiyor. Bir tarafın böyle çekiyor, bir tarafın böyle itiyor. Ben ne yapmam lazım? Perişan olur. İşte ana temayı şunu kastediyorum. Hislerimi yapan his cinsinden olmadığı gibi hislerden öncedir. Hislerden öncedir. Böyle bir hissin kaynağına hissimi bağlamak akıllılıktır. O da vahiydir. Vahiy yoluyla imandır. İman zaruridir. Yani mecburidir bu bütünlüğü getirmek. Yani hayatın içsel yapısını kıblesine koymak için hayatımdan üstün bir kaynak lazım ki hayatıma hükmetsin. Hayatıma hakim olsun. Bunların birbirine farklı sesleri sustursun. Ancak bu Allah'tır. Böyle bir kaynak olması lazım. Çünkü niye Allah'tır? Şöyle düşünün. İnsana benzeyen ne olabilir? Ağaç insana benzemiyor. Benziyor mu? Koyun benzemiyor. Sığır benzemiyor. Dağlar tepeler benzemiyor. O zaman beni inşa eden, beni meydana getiren duygularım zaten hiç benzemiyor. Beka arzum faniye benzemiyor. İlim cehaletime benzemiyor. Vesaire. Gözüme sen hiçbir şeye benzemiyor. Ya insan duyguları, gözleri, hisleri. O zaman beni inşa eden, beni yapan, duygularımla donatan dünyada böyle bir kaynak gözükmüyor. Ama ben realiteyim ve gerçeğim. Bu gerçeği hakikatine bağlamak ancak insan üstü bir şeyle mümkündür. O da bir Allah olması lazım. İnsanın nihayetsiz yapısını bütünlüğe getirebilme nispetinde mutlu ve ahenk ve armoni olabilir. Armoni şu, bir müzik orkestrasında farklı farklı cihazlarla müzik çalıyor. Aynı notaları vurursa armoni olur. Farklı notaları vurursa dezarmoni olur, gürültü olur. İşte farklı farklı duygular aynı notayı vurursa sen mutlu ve huzurlu olursun. Farklı farklı notaları vuruyorsa duygular sen yaşama şansın yoktur. Çıldıracak gibi olursun. O aynı notayı vurması lazım. İşte bu farklılıkları aynı notayı aynı müziği bestelemesi için bir kaynağın tek olması gerekiyor. Ona da mülk deniliyor. Melekut. Melekut mu? Tabii mülk burası. Melekut. Yani onun mülkünü gelsek olmuyor. Mülk değil mülk. Mülkündesi. Melekut yani bu varlığın arkası. İnsanın nihayetsiz yapısını bütünlüğe getirebilme nispetinde mutlu ve ahenk ve armoni olabilir. O da insanüstü bir varlığın varlığına intisapla mümkün olur. İman bir intisaptır. İman bir bağdır. İman bir kuvvettir. İman bir realitedir, mahluktur, enerjidir, boyuttur. Fiziksel boyutu imanın enerjidir. İmanın kabirdeki boyutu nur ve gıdadır. İmanın haşir meydanındaki boyutu karşılığı
senet ve berraattır. Sırat köprüsünde buraattır. Cennette hakikattır. Aynı şey ama. İmanın bu dünyadaki karşılığı fiziksel bir enerjidir. Pozitif bir enerjidir. Farklılıkları teke koyup, kıblesine koyup Allah'a bağlayan bir güçtür. İman bir bağdır. İman bir intisaptır. İman bir kuvvettir diyor. İmanın hakikati budur. İmanın mahiyeti ise mahluk değil, arkası. Düşüncelerini, hislerini, duygularını, arzularını, meyillerini, emellerini, elemlerini, arzularını, yapılarını kontrol edip dengeye getiren ve dengede tutmak insanüstü bir varlığın varlığına muhtaçtır insan. Yani mesela ben bir yerim ağrıdığı zaman kasaba gitmem, şuraya buna gitmem. Benden üstün bir insan ki doktora gidiyorum, güveniyorum. Bu bir duyguların, yani organların arızası bu. Tamire rastgele insana ben bilgisayarımı teslim etmem gibi. Peki duygularını ve aklını insanüstü bir kaynağa teslim etmen lazım ki tamir etsin. O kaynakta insanüstü bir şey, o da Allah'tır. İnsandan kıymetli başka bir şey yoktur. Cebrail'i bile teslim edemezsiniz. İnsan Cebrail'den de üstündür. Cennetten insan üstündür. Cennet insana hizmet verme makamıdır. Hizmet alan insandır. Arştan kürste ne hatırınıza geliyorsa alem hep insandan yapılmıştır. İnsan ile Allah mabeyninde bir berzah yoktur. Yani insanın dibi yoktur. Bugün Murat sordu. Çok antika bir soruydu. Nasıl demiştin? Yani Allah insandan daha kıymetli bir şey yapamaz mıydı? Bunu diyebilmen için İnsanın hissiyatlarına ve duygularının dibine gireceksin. Gideceksin duygularına gittim ki durdu. Abi durdum, daha bundan başka yol yok. Allah bundan sonra yol açamaz mıydı diyebilirdin. Ama insanın hissiyatlarını ve latifelerinin dibi yok ki. O dipten sonra başka bir şey isteyesin. Yani sonsuzun sonu yok ki sonunda bir şey olsun. İnsanın hissiyatlarına, efkarlarına, meyillerine, duygularının dibi yok. Yok yani. Öteki uç esma. Bu uç insan. Yok dibi yani. Daha insandan daha güzel olabilmesi için insan belirli bir yerde kapasitesini durması gerekiyor ki bundan daha ileri diyebilesin. İnsandan daha ileri ancak o zaman denir. Oysa insanın hislerine, kuvalarına, duygularına hat konulmamış. Dibi yok. Hududu yok. Hudut olmayınca ondan sonrası olmaz. Sonsuzun sonu olmadığı için sonunda bir şey olmaz. İnsanın sonu olmadığı için insanın sonundan sonra daha güzel bir mahluk olsun. Anladık değil mi? İnsan kendisini ne zannediyor? Bedenle mi kendisini ifade ediyor? Allah Allah. İman bir intisaptır. 311 sözler. Kainat yapılırken bizim ilmimiz kullanılmadığı için kainatla insan mutlu olamaz. Bir daha söylüyorum. Kainat yapılırken bizim ilmimiz kullanılmadığı için, yani aklımız yapılırken bizim akıl kullanılmadığı gibi, kainat yapılırken bizde hani iki tane ilim var, şöyle diyeyim. Bir, İşte din veya fizik, kimya, matematik veya vesaire. Bu ilimleri almaktır, ilimdir. Daha üstün bir ilimden bahsedeceğim. Bu ilimleri nasıl kullanacağının ilmi, ilimden üstündür. İlmi nasıl kullanacağının ilmi, ilimden üstündür. Buna da ilmi siyaset denilir. Siyaset derken partizanlık değil o, fitnedir o. Mesela Kur'an ilmi, hadis ilmi, tefsir ilmi, Risale-i Nur ilmi, laika ilmi, tamam mı? Yani adam ilmiyle dalalete giden var. İlmini kullanamamış. İlmiyle dalalete giden var. Belam bin Bahura. Mesela değil mi Kur'an'da? Değil böyle adamın ilmi olması, elini kaldırdığı zaman duası ve bedduası kabul oluyor. Bu adam kafir oldu. Bu bize gösteriyor ki ilim adamı kurtarmaz. İlim bir vasıtadır, sadakata. İlimle dalalete giden tarih boyu
insanlar çoktur. Ama cahil dahi olsa bir hakikate sadakatle bağlı olanların dalalete gideni yoktur. Dağdaki ninelerimiz sadakatle bağlı olduklarından dolayı yanlış yapsa bile fetretten kazanıp hak yoldadır. Ama ayaklı kütüphane olup da dini bozanlar vardır. Ezanı bozanlar vardır. İlmiyle bozmuş adam. Düşünsene ki sana muhabbeti, aşkı ve zevki veren zat bunlara benzemeyeceğine göre nasıl birisidir? Aşk. Bir aşk uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Aşk için hayatını feda edenler var, değil mi? Muhabbet için yapmadığım şey kalmıyor. Bir araba için, kadın için, para için, makam için. Peki bu muhabbet, aşk latifelerini sana veren zat bunlara benzemeyeceğine göre nasıl bir şeydir bu? Senin hislerinin, duygularının, zevk ve lezzetlerinin menba olan Allah ne acayiptir, ne gariptir. Yani biz hislerimizle yola çıkıyoruz. Aşk, muhabbet. Yani şu andaki aşk falan değil ha. Menfaatlaşmaktır. Aşk odur ki kendi benliğini yok eder. Evet, yani yok olmaktır. Nasıl ki zevk nedir, şey, lezzet? Lezzet şudur. Biz zannederiz ki hariçten lezzet alırız. Hayır. Lezzet bizi mevcudatı, bize mevcudatı unutturandır. Mevcudat unutturur. Bu, o zaman kendi hakikatimize döneriz. Mesela en büyük lezzet böyle ne yapar insanı? Unutturur, boşluğa girir. Onun adı lezzettir. Mevcudattan koparır. Yani aslına doğru götürür seni. Zamansız, mekansız, şekilsiz olan hislerinin sanatkarı nasıldır acaba? Bu mukaddemelerden sonra bir de okuyalım şimdi. İşte eğer vahiy olmazsa, nazarı gafletle ve dalaletle bu Kur'ansız yani vahiysiz bu aletleri aslına bağlamasan, geçmiş zaman dehşetli, vahşetli, Ademistan. Geçmişi neyle izah edeceksin? Geçmiş gitti. Adem yokluk ülkesi sanki. Eli mahvolmuş bir mezaristan. Bütün geçmiş zaman ve ölmüş kanlar. Dinsizin nazarında geçmiş yoktur. Gelecek de yoktur. An vardır. An vardır. Çünkü gelecek yok. Nerede ki gelsin? Geleceğimiz var mı? Bizim geçmişimiz var mı? Var mı Selahattin abi? Geçmişimiz? Bizimki var. Var. Nerede peki? Önümüzde abi. Mazide. Mazide. Mazi neresi? Şekuk Safen mi? Neresi yani? İstikbal Biremen. Mazimiz Kuksafen, hal Biremen Afen. He? Ortası. Nerede bu? Mazimiz neredeyse istikbalimiz de oradadır. Zaten mazimiz istikbal olmuştur. Geldiniz yine. Evet, çünkü niye? Allah diyor ki yaptıklarınızı göreceksiniz. Oysa göreceğimiz yer haşir meydanıdır, önümüzdedir. Demek ki yaptıklarımız önümüze atılıyor. Anladımmış. Biz arkaya atıyoruz. Ha? Biz arkaya atıyoruz. Biz arkaya atıyoruz, zannediyoruz. Oysa önümüze atılıyor. Çünkü haşire gidiyoruz. Haşirde yaptıklarımızı göreceğiz. Oysa dünyada yaptıklarımız mazi diyorduk. Hakikatte ise mazimiz istikbarla aynı. Çünkü alemi gaybden sayılan geçmiş ve gelecek zamanın hakikati diye 110'da sözlerde söylüyor. Mazi ve müstakbel geçmiş şey alemi gaybden sayılıyor. İkisi aynı yerdedir. Peki Murat, geçmişinin içinde kim var? Senin. Ben varım. Sen varsın. Geleceğin içinde kim var? Ben olacağım. Onda da sen varsın. Olmayacaksın. Oradasın zaten. Bütün işte geçmiş ve gelecek zamanları nurlandıran, varlık düzeni çıkaran vahiydir. İmansızlık geçmiş ve geleceği yoktur. Anda yaşar. Anda
anda yaşamayı tefekkür bile etmeyi biraz konuşabilirdim ama insana karanlık sardığı için, bunalım geçirdiği için anlatmak istemem. Yani çok korkunçtur çünkü birisi çıkar da tefekkür ederse çok korkunç olur. Anı yaşamak, her şeyden sıyrılmak, her şeyi bitirmek, duygularımızın, latifelerimizin bütün mazi ve müstakbelden alakasını kesmek. Yani bir şeyi ana diyorsan bir mazisi vardır. Mazi yoksa anan da yoktur. Karanlık. Andadır. O her şey böyle düşün. Karanlıkta bir şey mi oluyor abi? Evet. Yani dehşetli bir mahvolmuş karanlık bir şey yani. Mesela sen anana niye ana diyorsun Murat? Bir sana yüklemi var değil mi? Senin için bir karşılığı var. O karşılığı hep geçmiş değil mi? Geçmişten. Geçmişini sil bakayım beyninden. Ana kimdir? Ana, senin anana karşı şey, bütün bilgilerin geçmiştir. Gelecek değildir. O yok olduğunu kabul et. Senin dünyada ne olur şimdi o kadın? Sokaktakine ne farkı olur? Ya. Bütün geçmiş zaman ölmüş, karınlar, asırlar canlı birer sayfa ibret. Yani Kur'an'ın nazarında nasıl ki gelecek canlıdır, gelecek, geçmiş de canlıdır. Ama atom seviyesinde değildir. Ama ruhsal yapımız da öyledir. Hislerimiz de canlı ve ruhludur. Ama atomik değildir. Mesela senin Adana'da mazin yok mu? Ebe mi diyordunuz babaanneye? Peki şöyle gözünü kapattığın zaman, akşam yattığın zaman, geçmişini geçtiğin zaman ebenin, o bugün anlattın da ben de etkilendim. Gecenin bilmem, bir gün önce hamur yoğururdu, gece sabaha karşı kalkar, bu şeyi neyi yakardı? Tandır. Tandır. Tandırı yakardı, ondan sonra yapardı falan ve bir baktım gözlerine öyle etkilenmiştin ki. Bak demek ki geçmişi böyle gözünü kapatıp gittiğin zaman onları tadat edip sayman, hayal etmen, senin aleminde onlar ölü değil, canlıdır. Çünkü etkileniyor. Aynı o hali yaşar gibi oluyorsun. Çünkü hayatın içerisi hiçbir yer ölü değil. Hayalin içerisine, düşüncelerin içerisine, yani hayatın içerisine ne girerse girsin hepsi canlanıyor. Suyun içerisine giren ıslandığı gibi. O zaman o geçmiş dediğin o işte, sende duruyor bir nümunesi. Geçmiş en güzel intikam sendekilerdir. Oysa geçmişe ait bu malzemeler, geleceğe ait düşünceler ve bir sürü planların da aynı yerde. Hafızanın şurası geçmiş, şurası gelecek demiyor ki, aynı yerde. Onlar birer sayfa ibret ve baştan başa ruhludur. Geçmiş hayat ruhludur. Canlıdır. Nereden biliyoruz? Kendinizden. Geçmişinize girin bakalım. Etkilenmiyor mu? Etkileniyor musun? Etkilenmiyor musun? Veya geçmişine böyle bir vefasızlık yaptın birisine. Ah ulan ah. Nereden yaptım ya? Aynı halleri yaşamıyor musun? Canlıdır ya. Yani bakın şu ölü. İçtim canlanacak. Bedene giden her şey canlanıyor. İşte fiiller, gözden giren resimler, filmler, burundan giren kokular bakın, dilden gelen tatlar, elle gelen dokunmalar, hepsi hayatın içine giriyor, bedene girmiyor. Bedenle alakası yok. Hayatın içine giren hayatsız olamaz. Hayatın içerisinde ölü bölge yok. Her ne giriyorsa canlı oluyor. O zaman neyi seyrediyorsanız, neyi düşünüyorsanız onun içindesiniz. Düşündüğünüz sizin balonunuz oluyor. Balonunuzun içine giriyorsunuz. O zaman mutlu olmak senin elindedir. Doğruyu düşün, ben sana mutluluğu vaat ediyorum. Düşündüğünün içindesin. Kendini kötü hissediyorsan kötüyü düşünüyorsun demektir. Doğru düşünürken kötü hissedemezsin kendini. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Düşünceler yapıdır, yapı. Yapıdır. Yani düşündüğün şeyin çapına göre içine giriyorsun. Çok tuhaf. Düşündüğün şey sende oysa. Şöyle diyeyim. Geçmişe ait bir şey düşünüyorum. Düşünmedim şu anda şeyim.
Düşündüm. Öfke diyelim. Bir adam bana yanlışlık yaptı, tamam mı? Öfke, gözümü kapalı bakın. Gözümü kapatınca hayal ediyorum demektir. Allah Allah. Şu adama bak ya, nasıl gönlüm. Hayna bak ya. Hani ben geçmişe ait o adamı düşününce beni bloke etmiyor mu? Asabi olmuyor muyum? Onu kıracağım kafanı. Peki o düşünceler neredeydi? Bendeydi. Ama hiçbir şey yoktu. Bakın içimde olan bir şeyi düşünerek dışarıya çıkarttım, içine girdim. İçimin içine girdim yani. Anlamadın değil mi Murat? Bak şimdi. Fihi mafi. İçim dışımda, dişim içimde. Bir daha söyleyeyim. Mesela öfkedir, şehvettir veya güzel bir manzaradır, bir düğün benim hatıramdır. Gözümü kapattım, yaşa onu. Aa, düğüne gidiyorum, tamam. Evliliğim diyorsun falan. Peki onu hayal ederken yaşamıyor musun? He Murat? Yaşıyorsun. Peki etkilenmiyor musun yaşarken? Sokakta görmüyor musun? Adam gülüyor. Kendi kendine konuşmuyor, şey yapmıyorlar. Nerede bu adam, sanki burada mı? Sonra buraları geçecek olan nereden geldim ya falan diyeceğim. İç, yaşıyor kardeş. Düşündüğün şey yaşadığın şeydir. Yaşanan şey düşünülür, düşünülen şey yaşanır. Peki, o düşündüğün şey içine girip o halle, hislerle duygulanmıyor musun? Eğer şehveti bir şey yapıyorsan organların uyanıyor. Hislerin, arzuların geliyor, galyan ediyor. İsteklerin şiddetleniyor. Falan değil mi? Bak. Peki, bu daha önce neredeydi bu düşünmeli? Sendeydi. Neredeydi? Ha, o gizli yerdeydi, o bendeydi. Benim içimdeydi. Onu düşününce onun içine ben giriyorum. İçimin içine giriyorum. Zaman, İnsan bir tuhaf. O zaman maziyle bir bağlantı her zaman var olmuş. Her zaman zaten. İçindeyiz zaten. Mazi hiç bırakmadık ki. Demek ki hayat mazi diyor, canlı ve ruhludur diyor Üstad. Sahife ibret baştan başa ruhlu. Hayatlar bir acip alem. Mazi. Canlı ve ruhlu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Geçmiş değil midir? Geçmiş ölüyse sana hayat veremez. Seni memnun edemez. Ama bak geçmişini yaşıyorsun şu anda bak. Vay be. Aynı duyguları hissediyoruz. Demek ki içine giriyorsun. İçine girebilmen için de canlı ve ruhlu olması lazım. İstikbal nasıl oluyor o zaman? İstikbal da aynı. Aynı tabii. Mesela ya gidiyorsun mesela araban yok da gidiyorum araba alıyorum bak ya hanım Ferden ben araba aldım bak şimdi geliyoruz. Oo 250 basıyoruz lan dikkat et İbrahim hop hop falan. Aynı yaşıyor musun yaşamıyor musun? Bak Haziran'a getiriyorsun. Peki burada bunu kullandığımız hafıza nedir Hasan abi? Hafıza mı? Hafıza mı nasıl yani? Oradaki kullandığımız hafıza. Hafızayla düşünüyoruz ya. Tabii akıl hayalinden. Bazen hepsini şey yapamıyoruz. Ha, şimdi bak. Şekil itibariyle tahayyüldür deposu. Yani var olan resimleri kullanabiliyoruz. Öyle bir şey ki bir üst birim olan tasavvur hayalin içine giriyor. Çok rahat çünkü üst birim. Alta geçince hayalimizdeki malzemeleri olmadığı bir şeyi de kurabiliyor ve canlı oluyor. Mesela ben geleceği daha yaşamadım. Hanımefendi ben araba almadım. Bak ama Mercedes'i alıp getireyim bak. Bindim bak Mercedes'e. Bindim getiriyor. Tünelden o deniz altındaki tünelden de geçtim bak. Geldim. Böyle bir şey olmamış ama. Yani insan geleceğe de vücut rengi verebiliyor. Aleminde. Bu hayali şeyle oluyor. Tabii bu tasavvuru yani tasavvur hayalin içine girerek yeni yapılandırma yapıyor. Panik ataklarda işte. Panik ataklarda mesela olmasının sebebi şu. Olmadı şey. Düşünce bozukluğundan geliyor. Yani düşünce bozukluğu temelinde şu. Ben iyi değilim galiba. Gidiyor mesela bir yere ardızan ve bir merak internete giriyor. Acaba bu tarafım benim bu tarafım niye ağrıyor? Kimin eli kimin cepte olduğu belli olmayan internetlerde hastalık teşhisi yapıyor. Gidiyor giriyor böyle. O birisinin kimin ne azdığı belli değil. Bir inanıyor tasavvuruna. İnandığı gibi
alem oluşuyor ya, balon gibi pencere açılıyor. Ne inanıyorsanız pencere açılıyor sana. Bir, ben kötüyüm diye dediğin anda inanırsan bedenin böyle bir lüksü yok. Ben akla inanmam. Ben düşünceye tabi değilim değil. Neyi düşünüyorsanız beden öyle çalışıyor. Sistem öyle çalışıyor yani. O kadar güzel sistem yani. Yani senin elinde. Yani düşündüğün gibi ben iyi değilim deyince vücut tamamen alarma veriyor. Alarm veriyor, iyi değildir. Tansiyonlar yukarıya çıkıyor, şeker bilmem ne oluyor. Şu dalaklar, böbrekler birbirlerine giriyor. Ondan sonra olmayan bir hastalık var gibi gözükerek hakiki hastalığa inkılap ediyor bu sefer. Bu kadar kolay. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Güzel usta. Güzel gören demek, yani güzel bir şeyin güzel olabilmesi için Allah güzel demesi lazım. O güzel şeyleri sokarsanız gözünüzden, kulağınızdan, ya televizyonda ve internetin çöp tenekelerine muhatap olursanız, haber kanallarından ayrılmasanız kendinizi asla mutlu hissedemezsiniz. Çünkü mutsuzluk hormonlarınızı aktif ediyor, olumsuz haberler. Bu böyledir kesin. Haberlerden kapattıktan sonra, filmden bile bahsetmiyorum düşün. Haberler kapattıktan sonra şöyle yaptınız oldu mu? Of be, iyi ki seyrettim ya. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bulutların üzerindeyim. Az kaldı mahrum olacaktım ya. Allah Allah, bunu nasıl kaçıracaktım? Dediniz oldu mu? Her kapatışta moraliniz bozuk değil mi? Abi haberimiz olmayacak mı? Oldu da ne oldu? Ne oldu? Sana ne kazandırdı sıkıntıda başka? Kendine haberin yok ki başkasına haberin olsun. Çok sıkıntı yapıyoruz. Bir tanesi için çıksa, itiraz etse ben hiç cevap vermem. Cevabı lahmakule sukut. Akmağa verilecek en büyük cevap. Cevap sukuttur. Niye? Adama diyorum ki bildiğin de ne oldu? bildiğin de ne oldu? Sıkıntın arttı. Çözümün parçası mısın sen? Uzay gemisinin şeyi bozulmuş ve atmosfere sürükleniyor. Tamam, sen bildin, sıkıntı oldu. Peki katkın var mı o gemiyi tamir etmeye? Yok. O zaman otur kardeşim, işini yap. Herkes kendi işini yapsın. Ruhlu hayatlar bir acip alem ve mevcut bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbani suretinde sinema perdeleri gibi ka bizi o zamanlara, ka o zamanları yanımıza getirerek. Yani Kur'an vahiy geçmişimizi ve geleceğimizi bize getiriyor veya bizi oraya taşıyor. Yani tarikatta geleceği hayal eder. Geleceği hayal eder. Hani ölümü çok bütün lezzetle tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Hayal edince tarikatı meşrebinde şu vardır. Kendisini ölüyor, yıkanıyor, kabre giriyor ve bu şekilde görüyor. Yani kendisini geleceğe adeta taşıyor. Oysa hakikat mesleğinde böyle olmuyor. Hakikat mesleğinde ne yapılıyor? Fikren geleceği hazırana getiriyorsun. Yani kendi aleminde mazi ve müstakbeli beraber yaşıyorsun. Bir fikren o alemlere gitmek değil, o alemleri kendine getiriyor. Sende var zaten. Bütün alem sende dürülmüştür yani. Bir yere gitmene gerek yok. Hepsi burada. Hepsi bin bir alem gül göncesi gibi birbir üzerine birleştirmiş, monta edilmiş alem bu alem. Yani şu. Şuraya bakın. Bir bardak buz. Su değil mi? Aynı zamanda. Su ama H2O. H2O enerji. Enerji, esir madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed Esma. Ama aynı yer bakın. Aynı buz da, buz neredeyse su da orada. H2O da orada, enerji de orada, esir de orada. Yani alemler de böyle birbirine bindirilmiş. Böyle de değil yani. Abi tarikat tahayyülle hareket ediyor değil mi o zaman? Evet. Tahayyül, yani tarikatın şeyi tahayyüldür. Hayal çok çalışır. Yani onun için ekser zikri hadimu lezzat, lezzetleri tahrip edip acılaştıran önemi çok zikrediniz. Tarikatta olan insan günahlardan kurtulması için
hayalini şöyle yapar. Günah gördüğü zaman kendisini ölü kabul eder. Ölü. Yani öldüm, yıkanıyorum, kefenlendim, kabre girdim, hesap veriyorum. Böyle hayal kurarak günahtan korunur ve muvaffak olur. Muvaffak olmanın bir yöntemi bu. Ama hakikat mesleğinde böyle yapmaz yani. Yani ne yapar? Ben öldüm diye kendisini böyle ileriye doğru şey yapmaz. Hakikat mesleğinde bedenden çıkar. Bedensel yapıların baskılarından çıkar. Bu alemi, hakikatını, yani varlığın hakikatını kendi mahiyetiyle karşılaştırır. Yani ben buraya niye geldim? Vazifem nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ondan sonra biz diyor, hakikaten onlar diyor, kendilerini ölü kabul ederler. Tamam mı? Böyle kendilerini ileriye atarlar. Ama hakikat mesleğinde ise mazi ve müstakbeli hale getirir. Üç zamanı birden yaşar. Yani hissiyat insani ruh seviyesine çıkınca kalbin ve ruhun derece hayatına girer. Ruh ve kalp seviyesinde artık hislenir. O zaman aklın o mertebelerinden çıkmış mı? Yani tarikatta tahayyülle meşgul olur. Hakikat mesleği ise tasavvur ruhu da atlıyor. Taakkul aklı da aşıyor. Tasdik, izan, iltizam, itikad yedisini bütüne getirerek bakıyor. Tarikat ise kendisini bak günahtan kurtulmak için öldüğünü kabul eder. Öldüm, yıkanıyorum, kefenlendim, taşınıyorum, mezara indim, toprak attılar, telkin veriyorlar, o hesaba çekiliyorum diye önüne gelen günahtan kurtulur. Tamam. Bu tahayyül yapar, tasavvur yapar iki şey. Hayal eder, o şeyi görür, düşünür. Hakikat mesleği ise dimaşu mertebesinin yedisini kullanır. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bütüne getirir yani ilim. Bu fikren gitmek olur sana. Fikren gitmek oluyor. İhlas risasını geçiyor değil mi? Evet, ihlas risasını geçiyor. Fikren seyahat eden adam diyor. Yani o alemlere gitmez bu insan. O alemleri aleminde açar. Gül goncası veya mısır patlamış gibi pat diye açar ya. Bütün alemleri burada seyreder zaten. Hasan abi o zaman hayal etmiş olmuyor değil mi? Hayali de kullanıyor. Kullanıyor fikre gitmek kendine. Tabii yani bak hayali kullanıyor. Tasavvuru kullanıyor. Taakkulu kullanıyor. Tasdiki kullanıyor. İzanı kullanıyor. İltizam itikad. Hepsini kullanıyor. Tasavvufta ise tahayyülü ve tasavvuru kullanıyor. Oradan kalbe iniyor mu abi yoksa? Tabii yani şöyle iniyor. Kalpte bir şey var. Vicdan var. Vicdanda his var. His etkileniyor. Yani bundan ondan sonra günahtan uzaktır. O daha etkili olmuş oluyor o zaman değil mi abi? Yok daha etkili değil. Yani geçicidir. Çünkü his civa gibidir. İbreye bakar. Hava atmosfer inerse ibre de düşer. Hava sıcak olursa ibre vesaire olur. Yani hisleri etkilenir. Hakikat mesleğinde ise hisleri de kullanır. Tarikatta his hakimdir. Hissi rencide edince, hissi bir derece hayalle kontrol ederseniz, günahlarla, kabirle vesaire, ateşle, bu sefer geçici olarak seni günahtan korur. Ama hissin özelliği unutma, şartlarında ortaya çıkar ibre gibi, şartları çekilince his iner aşağıya. Sıcaklık varsa termometre yükselir, sıcaklık çekilirse termometre iner. Hissin özelliği daimi değil. Kalıcı değil. O zaman aklın her tabakası tek başına da çalışacak olsa, mesela hayal tek başına çalıştığında hissi de etkileyebiliyor mu? Abi? Etkiler. Yani bu mertebeler var ya, tahayyül, tasavvur. Bunlar, tahayyül dediğimiz şey zaten hislerle yapılmış. Tasavvur hislerle yapılmış. Taakkul hislerle yapılmış. Tasdik hislerle yapılmış. Yani her birim kendisi zaten his varlığıyla yapılmış malzeme. Yani zemini o histir. Ama cemi, bunların toplamı, hislerin cemi vicdandaki histir. Ana depo, ana merkez. Ama her bir latifenin içsel yapısı histir yani. Bağdır. Mesela his ne yapar? Hayal ettiğim bir şey, mezar bak mesela. Eyüp Sultan mezarındayım.
Hop! Orayı bana şu anda gösteren, aynı inan seyrediyor. Hayal aynasında beni oraya götüren, hatta kendimi de seyrediyorum şu anda, inan. Ben kendimden çıktım, kendime bakıyorum. Ta duvarın üzerine çıktım, Zübeyir abinin bu tarafına mezarlıktan bakıyorum. Haliç'e doğru bakıyorum. Ve bakan benim, bak başımda külah var, beyaz gömlek var ve açık bir şalvar var. Ve seyrediyor. Yani beni oraya, evet hayal değildi. Canlıdır ve oradaydı. Hayal ettiğin yerdesin. Çünkü canlı ve ruhludur. İçerisi karanlık, cansız bir şey yoktur. Yani beni oraya taşıyan histir. Peki bu yedisinin hissi tam etkilediğinde, hissin etkilediği bir nokta var mı abi? Var. Bu etkilerse çok tabanı vurur. Tavan tasavvurdur. Yok yok. Yedisi bir araya gelip aynı konuyu mesela tamam diyor. Sonra bu yedisinin de hissi etkiliyor. O hissi etkilemesiyle kalpteki o his başka bir yere etkiliyor. Evet. Nereye etkiliyor biliyor musun? Senin anladığın herhalde şu. Şu dimağdaki bütün bu hisler en aktif olarak çalışsa ve bütüne gelirse, gelse ne yapar? Nereye aktive? Vicdandaki dört şeyi, yapıyı çalıştırır. İradeyi çalıştırır. İradeyi çalıştırırsa ibadetullah olur. Zihni çalıştırırsa marifetullah olur. Hissi çalıştırırsa muhabbetullah olur. Dostunu, düşmanını Allah seçer. Ölçüyü yaparsın. Adama diyorsun ki, mesela bak bu adamın sözü Kur'an'a, sünnete zıt. Ha olsun diyor, kale almıyor. Demek ki bu yedi tanesi bütüne değil. Hissi çalışmıyor, vicdandaki hissi çalışmıyor. Adama diyorsun ki bak, İslamiyetsiz iman olur diyor. İslamiyetsiz de kurtuluş vardır. La ilahe illallah dese, Muhammed Resulü demese kurtulur. Diyor adam. Oysa değil. Ehl-i sünnet böyle. Şimdi la ilahe illallah diyen kurtulur diyor. Bu yanlış. Yanlış olduğunu söylüyorsun. Adam hiç, sanki kalem yanlıştır diyor. Hiç umurunda değil. Yani acaba iman tehlikeme girer mi, girmez mi? İman sorgulamasını yapmaz. Yapmamasının sebebi bu bütüne gelmemiş. İtikadı bozuk. İtikadı bozuk olunca vicdaniyatı bozuk. Vicdanı rahatsız olmuyor. Yani böyle bir şey söyledi. Ayet var diyorsun, hadis var diyorsun, mecelle var diyorsun. Bizim doğruluk hakikati edile şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ahmet Mehmet Hasan Hoca, hoca değil. Hasan Hoca, Ustad, Şeyh, Bediüzzaman Hazretleri, Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İsmail Ağa Mahmud Efendi Hazretleri değil hakikatin kaynağı. Bediüzzaman da değil. Edile-i Şeriye'dir diyorsun. Edile-i Şeriye'de böyle geçiyor diyorsun. Adam gidiyor, bu Edile-i Şeriye hiç kale almıyor. Adam sözünü bunları hiç görmeden geliyor. Bu vicdaniyatı çalışmıyor pek. Yani din hassasiyeti yok. Yani bütüne gelmediği için. Yani hiç endişe. Yani imana vurur mu vurmaz mı? İman etkiler mi etkiler mi? Adam hiç defterinde değil. Başka bir gayesi var. Yok baş, ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, yani kafamız realiteden gerçekten bir şey vereyim ki aktif olsun diye. Dima'daki bu bütünlük bütüne gelmemiş. Gelmeyince de kalp de bir araya gelmiyor. Kalpteki o vicdandaki dört birim en soğan kabuğu gibi vicdanın en dışında ne vardı? İrade. Gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye Latife-i Rabbaniye. Peki irade çalıştığının delili nedir? Nasıl gözükür irade çalışırsa? İbadetullah. Amel. Zihnin çalışırsa? Marifetullah. His çalışırsa? Muhabbetullah. Yani ne demek? Dostunu da düşmanını Allah'ın çizmiş olduğu çerçevede olur. Allah'ın düşmanını dost edinmeyin diyor. Allah'ın dostunu da düşman edinmeyin. Tamam. Şimdi peki Latife-i Rabbaniye nasıl çalışır? Müşahadetullah nedir o? İkinci meyvede var, ikinci şuada. Tevhid ve cemal noktasında, vahdet noktasında, tevhid ve vahdet noktasında cemal ilahi görünür diyor. Demek ki tevhid, yani inanç, iman Latife-i Rabbani'yi çalıştırıyor. Tevhid ve vahdet noktasında cemal-i Rabbani, cemal diyor bak. Rabbani gözükür. İkinci şurada, meyvede. Tevhid ve vahdet. O da onu aktif eder.
Onun için ibadeti çok olan iradesi güçlü olur. İradesi güçlü olanın da ibadeti çok güçlü olur. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Devam edeyim. Yani Kur'an bizi bu memleketten çıkarıyor. Kah bizi o memlekete. Kah o memleketi, ahireti şimdi buraya getiriyor. Yani çok acayip bir şey değil mi ya bu? Haşir meydanına taşıyor bizi. Cennete taşıyor bizi Resulullah, değil mi? Cennette diyor, şöyle şöyle oldu diyor. Ya Ömer diyor, senin şeyini, köşkünü gördüm diyor. Allah Allah. Ulan neredeymiş ya? Ne acayip bir şey ya. Yani oyuncak geliyor bize ya, şaka geliyor bize. Ya Ömer, senin köşkünü gördüm diyor. Dedim ki diyor, ya hangi peygamberin ya Rabbi bu makamıdır? Mer seninmiş ya Ömer. Şimdi Ömer'in imanını düşün şimdi. Ne olur? Hazreti Ömer radıyallahu anh şimdi. Ya bize oyuncak geliyor bunlar söylenince. Ya bir düşünsene ya, bir tane sana geldi. Selahattin abi dinle ve yaslan bak. Bak iyi dinle. Selahattin ümmetim dedi peygamber sana dese. Semiraç'tayken dedi senin makamını gördüm dese Allah aşkına ne hissederdin ya? Tamam. Şimdi dedim ki mezarlığa gittin. Girdin mezarlığa. Bütün mezarlar Esselamu Aleyküm ya Selahattin. Tamam mı? Mezarlık hepsi kalktı ayağa seninle. Selamun Aleyküm kardeşim hoş geldin. Her taraftan şey. Ne yapardın? Ödüm patlar ya. Mezarlıktan çıkarsın ya böyle. Ya hepsi dikip. He? Çıkamazsın ki sana. Hemen yatarsın. Resulullah'ın imanını düşünün şimdi. Onun nasıl iman etkilemiş. Ya gene kayıyorum oraya ya. Onun imanına bu hastayım ya. Nasıl iman? Ağaçlar, taşlar. Ya ben şimdi dedim ki bir tanesine Zeytinburnu'na. Parmağından su aksa böyle. Vallahi ödüm patlar dedi ya. Benim parmağımdan ben kaçarım. Ama nereye gidersen git. Ya adam... Sanki hayvan kesilmiş, butunu almış, kolunu sallaya sallaya kesilmiş, kolunu getiriyor. Ya Resulallah bu koptu diyor. Hiç şüphe yok ya, bu nasıl bir iman, bu sahabe imana bak. Yani bu yapışır mı, yapışmaz mı, cerrahi midir, dikecek mi, ne yapacak bu Resulallah? Ula doktor mudur yani? Cerrahpaşa, dikme, cerrahi profesörü mü, nasıl dikecek bu? Hiç endişesi yok, bana nasıl dikecek diyor. Hiç ya Resulallah bunu, tamam diyor, onda da endişe yok. Ya nasıl bir şey, nasıl bir iman ya? Bunlar oyun, bize oyun geliyor ya. Geliyor, bu el kopmuş. Tam açılmamış, tamam mı? Tam kopmamış. Sinirler biri takılmış. Savaşırken engel olmuş. Ayağını basmış, kesmiş. Savaşmış, sonra bakmış ki şey olmuyor. Kolu tutmuş orada tutmuş. Yarısı da kolu şey dedi. Geliyor, puh, bismillah. Yapıştırıyor. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi bu olaydan çıkıyoruz. Yani olmuş, bu iman artık. Ya bunu yapan peygamberin imanına bir katkı yapmadı mı? Bir bindirmedi mi iman? Nasıl bir iman? Ve imanında bir değişiklik olmuyor mu? Olmaz olur mu ya? Sanki Allah kudreti Rabbaniyesinin zembereğini, düğmesini Resulullah'ın eline vermiş. Ne emredersen sanki haşa Rabbi emrediyormuş gibi. Ne diyorsa yapıyor ya, kainat uyuyor. Ya bu insan... Bu insana ne olur ya? Ya bu imanı nereye saklamış ya? Deli olacağım ya. Bu nasıl bir iman ya? Beden nasıl dayanmış? Her taraf ya, ben yanarım vallahi ya, dayanam. Bir bakayım ben oradan seyredeyim, ama yapıştırmış. Peki o adam hiç şaşırmış. Vay be! Sen yap. Vay be! Yapışmış mı? Hiç şaşırmış. Gayet normal. Kalem. Abi kalem verir misin? Tamam. Al hemen yazıyorsun. Ona neydi falan, nerede buldu falan demiyorsun. Gidiyor savaşıyor. Ya bu nasıl bir imana taşımış ya? Nasıl bir iman bunlar ya? Ben anlamıyorum ya. Bunlardan bakınca bu modellere benim imanım da ne diyorum ya? Olsun, onları seviyorum diyorum. Onların sevmemden onların imanına ortağım diye bu imanım bana haber veriyor. O zaman benim imanım onların imanına taşıdığı için bu iman lazım bana. Deyip teselli buluyorum. Allah Allah. Onlar delikanlılığın asosu. O zamanları, kah o zamanları yanımıza getirerek
Bak sen gitmiyorsun. Kur'an o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek icazı dersini veren Kur'an-ı Mucizül Beyan aynı icaz ile nazar-ı dalalette camit perişan ölü hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevarda yuvarlanan şu kainatı bir kitab-ı samedani yani şu geçmiş mevcudatı Allah'ın esma ve sıfat ve şuunatını gösteren bir kitab-ı samedani yani kitapta ne anlarsınız? Fikirler, hislerimizi aktif eden malzemeler dolu. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan o kitab-ı samedani suretini gösteriyor geçmişi. O zaman canlı ve diridir her gün. Tabii canım. Devamlı canlı ve diridir. Camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı. Bir kitab-ı samedani. Onun için ne korkuyorsun kardeşim? Ne ölümü? Öyle ölüm beden nedir kardeşim? Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez demiş adam. Yani ölüm denilen şey bedenseldir. Yani odun öldü. Ne oldu? Yandı gitti değil mi kül? Peki enerji bu Almanya neresindedir odunu yaktığın zaman? Odunun ölümü yaktığınız duman ve nuru çıktı. Buna ölüm mü denilir? Ona nur kurtardı. İçinden çıkan nura bir sorun bakalım. Ölüm müdür? Oh be ya odundan çıktım ya. Odun idim ben der. Çıkan odun denilir mi daha? Şimdi o odunu, o enerjiyi tekrar odun yapın hadi. Yapabilir misin şey? Sen kimyacısın belki yaparsın. İşte o odun öldü. Yani odun içindeki nur hürriyetine kavuştu. Bir şeyin ölümü diğer bir şeyin dirilmesidir. Çekirdek öldü. Yani ağaç oldu. Çekirdeğin ölümü ağacın dirilmesinin adıdır. Bir şehri rahmani, bir meşeri suni rabbani olarak o camidatı canlandırıp birer vazifedar suretine birbirlerini konuşturup yani mevcudat, yani Kur'an o geçmişimizde ecdadımız, dedelerimiz vardı değil mi? Babalarımız vardı. Sen hep sana diyorum çünkü yaşlısın. Yani dedelerimizin dedeleri ve sen değil mi? Duruyor hepsi canlı. Hepsinin canlıdır diyor. Hepsi sizin alakadar diyor. Ne kadar bir güzel bir haber ya. Ve birbirinin imdadına koşturup onların duaları var diyor. Sizin rahmet dualarınız onlara gidiyor. Onların duaları, ölünün duası var. Mezarlıklardan veya ölülerden veya oturduğunuz yerden dua ediyorsunuz ya. Onlar da diyor ki ya Rabbi onun boyu ömrünü uzun et ki bize rahmet gönderiyor. Onları konuşturuyor. Biz ölüysek her şeyi ölü görürüz. Kör her şeyi ölü görür. Şey, karanlık görür. Karanlık mıdır? Ölen her şeyi ölü görür. Ve nevi beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersi veren bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın elbette her harfinde 10 ve 100 ve bazen 1000 ve binler sevap bulunması. Sevap fiziksel boyutu enerjidir. Bazen bir Kur'an harfi senin 100 tane 1000 tane hissini aktif ediyor. Odun ne demektir o? Odunun içerisinde duman, ısı, ışık, renk vesaire yok mu? Odunu yaktığın zaman küçük parça nasıl ki bunlar ortaya çıktığı gibi bazen Kur'an'ın bir ayetinden bir harfinden 10, 100, 1000 sevap vermesi demek fiziksel boyutunda bu kadar pozitif enerji demektir. Çünkü 433 sözlerde Kur'an okumakta ortaya çıkan bir şey varmış 3 tane. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam ilahi diyor. Yani kelam ilahi insan okuduğu zaman fıtratındaki bu üç tane sıfat aktif oluyor. İlim, irade, kudreti. Nasıl oluyor? Mesela bak. Geliyorum hep o misal veriyorum. Mermeri vuruyor, eli kırılıyor ama konsantre oluyor. Ya et diye orayı kırıyor. Peki o güç nereden çıktı? Bak mermeri kırmadan önce ve halterin yanına geliyor. Bir konsantre oluyor. Kendi gücünü daha böyle işi büyük görüyor. Veya bu haltercinin, bu halter konusunda bir pir var. Yani iyi bir sporcu. Onu hayal ediyor. Hayal ediyor, hayal ediyor, öyle diyor. Kendisi de ölüyor, ölüyor. Hayt diye kaldırıyor. O güç neredeydi? Bizdeydi. İşte Kur'an okuyunca da tefekkürle veya
o tekrar ederken, talim ederken, ifade ederken, okurken biz de ruhumuzda bulunan ilim, irade, kudretin Allah'ın bize koyduğu numuneler aktif oluyor. Onun için bu enerjidir. Onun için Kur'an şifadır. Çünkü enerjidir. Enerji diğer şeyleri yapılandırıyor. Cinler ve şeytan da enerjidir. Onlar da organlarımızın, hücrelerimizin bozmasına vesiledir. O Kur'an okumayla da ortaya çıkan enerji onu bozuyor. Onu bozuyor. O adamı bozuyor. Def ediyor. Nerede anlatıyor? Sözler 246, sözler 258, latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfada bunları anlatıyor. Ders veren Kur'an 10, 100, yani sevabı ne olur ya, sevaptan çıkın. Sevap bir, hanenizi böyle yazılmak değil. Nedir o? Fiziksel boyutta enerji oluyor. Enerji aktif oluyor. Hissin aktif oluyor. Duyguların aktif oluyor. Latifelerin aktif oluyor. Tahayyülün aktif oluyor. Tasavvurun aktif oluyor. Taakkunun aktif oluyor. Yani aktif oluyor. Bazen bin binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi. Neyle aktif edeceksin? Ruhun derinliklerini neyle aktif edeceksin? Ve bütün beni Adem'le ve kainata tam yerinde konuşması. Yani kainatı bu tarif ediyor, tavsif ediyor. Kainat nedir? Nereden bileceksin? Adem Aleyhisselam bile cennetteyken cennet bile bilinmiyordu. İnsan olduğunu bilmiyordu. Birisi sana diyecek, hey sen insansın, nerede biliyorsun ya? Hayır. Ondan sonra, çünkü şöyle. Yani seni birisi tarif etmese sen bile seni bilmeyecektin. Ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile o yazılması. Ve çok tekrarla ve kesetik tekrarlatıyla usandırmaması. İnsan bir şey tekrar edince usanır. Ama Kur'an öyle değil. Her beş vakit namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bak ne yapıyor? Efendim o aynı şeyi tekrar ettiğin halde zevk alırsın. Peki buraya kadar yaptım. Devam ediyor. Ama inşallah şeyimiz olursa tekrar devamını şu anlar 244'ten okudum. 245'e geçtim, kesiyorum. Bundan sonra devam ediyor ama harika bir şey var mesela. Bu parça inşallah devam ettirebilirsek başka bir derste fevkalade olur. Çünkü giriş yaptım. Vahir de var. Bu biraz önce anlattığın şeyde mesela ilim, irade, kudret. Mesela bir Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarak kendini bilmesini ilim olarak ele alsak. Sonra o öğrendiklerini ortaya koymak için irade, ortaya çıkan da ameli, evet, kudret. Aynen öyle. Yani biz şaka geliyor biliyor musunuz? Yani Kur'an okumayı biz şey zannediyoruz. Sıradan bir matematik, fizik, kitap gibi okumayı. Mesela Sekirat'ta diyor burada. Sekirat'ta ölüm anında olan bir adam düşünün. Bu adam necidir? Matematikçidir. Gidin deyin ki vallahi ruhun daha rahat çıkması için sana matematik sorular çözeceğiz. İster mi? Bir tarihçidir. Ya Roma ve Bizans tarihini bir okuyayım sana da rahatla ya. Yok, hepsi Kur'an der. Sebebi inançtan sıf değil. Çünkü Kur'an ne okunursa fark etmez. Bizans da öyledir. Bir insanın romanı da öyledir. Kur'an da öyledir. Ne okursanız onun karşılığı mutlaka çıkıyor. Çünkü biz bütün kainatın çekirdeğiyiz. Ama ruhu rahatlatır mı rahatlatmaz mı başka bir şey. Yani Kur'an'ı biz zannediyoruz ki böyle bir seslendiriyoruz. Kardeşim Kur'an kelam sıfatıdır. Kelam. Kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı subutu sıfattan bir tanesidir. İlim, irade, sen basar kelam var ya kudret. Yani kelam da ilim, iradeyi tazamun ediyor. Yani dolayısıyla bu kelamı derken bu derinliklerinde, ruhun derinliklerinde bulunan o hassaları, latifeleri, hisleri, duyguları biz bu adam yeni duyuyor bunları yani. Okurken bak ne yapıyorsun? Burayı sesleniyorsun, mürekkep. Burayı seslendiriyoruz. Siyah mürekkep. Peki bunu başkası okusun ses değişir. Herkesin sesi farklı. Buraya bakıyorum. İyi dinle şimdi. Burayı okuyorum. Bu burayı aktif ediyor.
Nasıl ki bir resime bakınca ahlaksız bir resim veya kavgalı bir şey resim bakınca nasıl ki benim öfkemi, merhametimi, şefkatimi, şehvetimi aktif ediyor. Buraya bakınca aslında bunun karşılığı ortaya çıkıyor. Yani hemdeki numaralara basmakla o numaraların karşılığı olanı aktif etmek. Aynı. Mesela diyelim ki cep telefonunda handy diyorsunuz. 3'e bastın. Bu tuşlarda 3 yazıyor ya 3. Onun arkasındaki enerji partikül parçacığı elektriksel boyutu 3'e benzemez. 3 değil. Mesela bilgisayarda film, renk ve şekiller var. Ama bilgisayarda bunlar gözüküyor. Arka tarafında filmin arkası yapısı 1-0-0-1-1-1-0. Yok öyle resim yok. Bütün ağaç çekirdekten çıkıyor ama çekirdeğin içerisinde çekirdeğine baktığın zaman ne koku var ne tat var ne şey var. Yok yani böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla Kur'an okunduğu zaman içerideki o yapıları oynatıyor. Mesela çekirdeği toprağa attığın zaman suyu at, güneşe koy. Ne yapıyor? İçini okuyor. İçini dışarıya ediyor. İşte Kur'an'ı da içine attığımız zaman içini dışarıya ediyor, aktif ediyor. Onun için insana da Kur'an deniliyor bir yerde değil mi? Kur'an yani. İnsan da Kur'an oluyor. Sanki makinedeki o şeyleri, üretilen bir makinedeki o işlevliği ortaya çıkaran o kitabı gibi. Okudukça çalışıyor. Biz böyle bu elimize çok geçtiği için veya cehaletimizden dolayı bu konuşmayı sıradan zannediyorsunuz. Arkadaşlar, bu konuşmayı yapabilmen için bütün varlık bir araya gelse ses olmaz. Şimdi bu sese, bak sese, dimağını, fikirlerini, ilimlerini nasıl bindiriyorsun? Duygularımı, yani ağzımdan kelam çıkarken neyi taşıyor? Kalbimi, ruhumu, düşüncelerimi, hislerimi, meyillerimi, özelliklerimi bindiriyorum ben kelama. Ve sana geliyor. Beni sana taşıyor. Ve seni diriltiyor. Hatta mesela elhamdülillah rabbil alemin. Nasıl böyle etkileniyor? Yani kelamın içerisinde, yani şu benim kelimem içinde ben nasıl girmişsem, Kur'an'ın lafzında da böyle ilim, ilim, kudret, irade böyle girmiş. Vâhır davâhü men elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâd. Allah'a emanet.